Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi sadece iki malzemeden bugün nefis bir pilav yapacağız arkadaşlar. Mercimekli bulgur pilavı. Gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. 1 su bardak mercimek, yaklaşık 1 litre kadar su, ılık su kullandım arkadaşlar. Haşlarken de biraz limon sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Mercimeği öncelikle haşlamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 12-15 dakika arası, böyle çok ölmesini istemiyorum arkadaşlar. Dağılmasını istemiyorum. Bu şekilde benim için kıvamı tam iyiydi. Yaklaşık 12-13 dakika sonra ocağımın altını kapattım. Evet. Tavama 2 çay bardak bulguru koyuyorum ve 4 çay bardak da sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında haşlamış olduğum mercimekten bir kepçe dolusu ilave ediyorum. Birazcık da tuz ekleyip kapağını yarım kapatarak orta ateşte pilavımı pişirmeye bırakıyorum. Yağını üzerine sonradan ekleyeceğiz arkadaşlar. Bol tereyağlı bir pilav olacak. Nefis bir lezzet olacak arkadaşlar. Evet, karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-12 dakikada pilavımız suyunu çekmiş olacak. Evet. Pilavımız pişerken bu esnada da ben tereyağını kızdıracağım. Gördüğünüz gibi pilavımız suyunu harika çekti. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü arkadaşlar. Pilav pişirken karıştırmayalım. Bu lapa lapa olmasına sebep olur arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı tavama aldım ve karıştırarak kızdırıyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şimdi ocaktan alıyorum ve pilavımın üzerine dökeceğim. Önce birazcık karabiber serpiyorum arkadaşlar. Lezzetlendiriyorum. Şimdi kızdırmış olduğum tereyağı ile buluşacak. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi tereyağıyla birlikte pilavımızı güzelce karıştıracağım. Dilerseniz bir 5 dakika, 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Hemen de servise hazırdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, müthiş lezzetli oluyor. Yanına turşu, ayran, yoğurt, her şey gider arkadaşlar. Kuru yufkayı ıslatıp afiyetle yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bir pilav oluyor. Hem yapımı da çok kolay. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet. Ben yanına mercimeği daha sonrasında arkadaşlar karnıyarık yaptım. Diyet bir karnıyarık yaptım. Bu karnıyarık tarifimi de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde bir menü hazırladım ben. Mercimekli karnıyarık, mercimekli bulgur pilavı ve yoğurtlu çorba eşliğinde menümü hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı ve bildirimleri almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.